Evet arkadaşlar, Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Karanlıklar Dünyası İstanbul oyunumuzun yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Demişler ki Akasya'nın son oyunu olacak. Yerlerini bilemem demişler. Yani bence de bana da öyle geliyor. Hani bugün demek Değil, istemedim değil, yeni hayır. karakterini açtım mı diye de. Ya şimdi oyun içinde mantıklı davranırsanız eğer son oyunum değil. Ama hödük gibi davranırsanız son oyunum. Bakalım. Şimdi biz seni Hödük müsünüz? tanımıyoruz, tamam mı? Sen evet bir şeyler anlatıyorsun da yani ben hala seni o içimden çıkarttıkları küple beni izleyenlerden biri olarak görüyorum. O Geday, sen devamlı karakterini değiştiriyorsun zaten. Oyunun başında hödüğün tekiydin. Bir ara inanılmaz mantıklı bir şeye dönüştün falan. Çok mantıklı konuşmaya başladın. Böyle plan yapmaya falan başladın. Sonra birden yine böyle bir hödükleştin. Sonra tekrar böyle bir mantıklı konuşmaya başladın. Şu an yine hödük durumuna geçmeye başladın yani. Bir Arkadaşım, mantıklı düşün. ben hep mantıklı konuştum. Dedim ki izleniyoruz. Bizi dinliyorlar. Tamam mı? İnanmadınız. O cihazları bulana kadar inanmadınız. Tamam mı? Siz beni dinlemiyorsunuz. Sonra Geday ödüktü şeydi. Yok sonra mantıklı. Ne zaman dinlediniz mantıklı oldum. Ne zaman dinlemediniz ödük oldum. Seni kınıyorum. Bunu öldürelim. Hayır yani gidip sanki kuru üzümleri de ben bıraktım. Neyse. Allah Allah. Aa, ben yeni doğmuş biriyim. Bana dediler, demediler kimse bırakma diye bırakmıyorum yani. Ve bizim için insan önemli değil ki. Çok da umurumda yani. Bitti. Kasya'nın sesi bir tık fazla kısarız. Bitti. Komple kısayım mı arkadaşlar? Neyse zaten bir süre Komple. konuşamayacak. Evet. Evet. Evet, bir önceki hafta Hamdi'nin bir kazı Akasya'nın kalbine saplamasıyla bitirmiştik. Hamdi dışında bu arada o Akasya bana hatırlattığı için, Eda yani bana hatırlattığı için şöyle ironik bir durum fark ettik. Hamdi dışında herhangi biriniz o kazığı saplamaya çalışsaydı saplayamayacaktınız. Fakat Hamdi bir binanın ikinci katına taksi fırlatabilen bir arkadaş olduğu için sakince o kazığı saplıyor. Niye saplayamıyorduk? Ben bir söyleyeyim, sen Gerçekten. söylemek istersin. Kalbinin etrafını kemiklerle kapladı çünkü. Fakat Hamdi o Nice. kemikleri parçalayıp o kazığı o kalbe sokabilecek kadar Evet. güçlü. Oturt diye girdi öyle diyorsun. Aynen öyle. Baksana ya ne taktikler yapmış. Gizli gizli. Nesi gizli oğlum? Başından beri öyleydi zaten. Hamdi göğsüne kazığı saplıyor. O kadar sert saplıyor ki önce kazık giriyor, sonra eli göğüs kafesini kırıyor Akasya'nın. Sonra Akasya'yı arkasındaki duvara doğru iterek arkadaki duvarın fayanslarını kırıyor. Akasya torpora düşerek ve bilinci kapanarak yere doğru düşüyor. Kafasını sert bir şekilde klozet kapağına çarpıp sonra kayıp yere düşüyor. Yavaş oğlum ne yapıyorsun? Yaptın iyi yaptın. Ajan Neyse. Tamam. o ajan. Götürelim bence bir an önce. Alıyorum. Dediği doğruysa uyandırdım diyor birilerini. Güneş doğacak birazdan. Götürene kadar yanar ölürüz. Olacak mıydı yoksa gece daha var Sabah mıydı? olacak demiştik. Doğacak. Ha. O zaman yatalım şurada. Yanınıza götürür. Ben alıyorum bunu. Al, içerideki odalardan birine bir yatağın üstüne koyuyorum ya. Gizem bir şey dedim. Bunun neci olduğunu bilmiyoruz. Ne olur ne olmaz. Bu kazığı oraya bir bağlayalım, saralım. Yani kendi kendine çıkmasın. Neden? Yani neden bilmiyorum ama içime kötü bir his kapladı bununla ilgili. Bak bu her şeyi biliyor. Tamam mı? Sanki yanımızdaymış gibi anlatıyor.
Nereden biliyor oğlum bu kadar detaylar? Şimdi eğer dedikleri doğruysa Abis çok acayip bir yer. Belki de gerçekten doğruyu söylüyor ve başına çok acayip şeyler geldi. Ama yani tabii ki buna güvenip böyle de Belki'ye güvenip şey yapmayacağız. Biz yine önlemimizi alalım. Gizem sen öyle diyorsan. Bunu... Matkap var mı ya evde? Bir aranıyorum böyle etrafı. Bir alet çantası bulacaksın. Harika. Böyle kazığın arkadan çıkmıştı zaten, değil mi? Yok hayır o kadar Kazığın değil. üstünde bir Hamdi. Hamdi ile şöyle vura Kazığın arkadan vura çıkması lazım. vura şey Ebis'ten çıktığında bu arada üzerinde herhangi bir yara vardıysa girerken yani sağlıklı çıktın Ebis'ten ama şu an Hamdi'nin uyguladığı prosedürden dolayı 5 lethal damage Asya'nın önünden girmiş, arkasından çıkmış olan kazığa şu noktada. Hem ön taraftan bir tane delik deliyorum, hem arka taraftan bir tane delik deliyorum. Ve içinden böyle metal bir şey geçiriyorum. Ki kendi kendine çıkmasın diye. Anladım. Bisiklet kilidi taktın yani. Akasya'ya. Gibi böyle kazık düzdü, I şekline getirdim. Büyük I şekline. Çıkamasın diye. Tamam hadi. Nereye kaldırıyorsunuz sabahleyin Akasya'yı? Ben kendi yatacağım odada muhafaza etmek istiyorum kendisini. Pekala. Şöyle düzgünce yatırıyorum, hani böyle kenara bir yere atmıyorum da. Biraz da düşüneceğim açıkçası uyumadan önce. Uyumadan önce ne yapacaksınız? Şu an söyleyin. Çünkü güneşin doğmasına az kaldı. Ha, uyuyacağım, hiçbir şey yapmayacağım ya. Ben de hani şey bir şey yapmayacağım. Vay amına koyayım diye oturup başında düşüneceğim yani. Gerçekten doğru mu söylüyor acaba diye. Böyle bakarak düşüneceğim. Bunu biraz daha rahat getirmeye çalışacağım. Hani göğsünde kazıkla ne kadar rahat hale getirebilirsin. Aslına Biraz bakarsan üzülüyorum çünkü haline. bana bir İnto kalt atar mısın? O kaltın sabah olduğu için. Ulan ne zamandır zar düşürmüyordum bak. Şimdi... Bir success. Abi aklına şu geldi. Bu sizin sürünüzden mi değil mi bilmiyorsun. Bir fikrin yok ama bir şey var ki hiçbir zaman izi geçmeyecek bir şey var. O da eğer gerçekten bu gelen kişi kim olduğunu tabii bilmiyorsun. True Sabat'sa Sabat'a girerken bastıkları mühür ruhunda duruyor olması lazım. Bu sabahtır tabii ki de değil. Gizem. Gizem. Gizem geliyor. Gizem buraya. Şimdi şuna bakmanı rica edeceğim ama böyle üstüne değil de sabah olurken bizim ruhumuza bastıkları iz var ya, ona baksana. Anladım. Bakayım dedi. Gözlerini kapadı. Gözlerin, göz bebeklerin etrafında biraz damarların oynadığını gördüm. Damarlar çıktı ve oynadı. Gözlerini geri açtı kıpkırmızı bir şekilde. Ve torpordaki kim olduğu belirsiz o kişiye baktı. Şöyle çenesini tuttu. Kafasını kendisine doğru çevirdi. Alnına bir süre baktı ve evet iz duruyor. Bari en azından sabat. Sanırım artık bir Bishop'la konuşmanın vakti geldi. Anlattıkları biraz ama yatmaya başladı düşündükçe. Yani bizim dünyamızda
varlığını tamamen unutturabilecek birçok şey var. Birinin varlığını, bir şeyin varlığını tamamen unutturabileceği söylenen birçok şey var. Kaldı ki eğer Abis'ten geçtiyse eminim ki başına çok kötü şeyler gelmiştir. Ben ortalığı kararttığım anda ağlamaya başlaması da o yüzden olabilir. Neyse, biz bu akşam uyuyalım da yarın bakarız başımızın çaresini. Sana geçmişinden... Teşekkür ederim geldiğin için. Ben değil ya, diğerlerinin yanında söylemedim ama senin bu konuda beni anlayacağını düşündüğüm için sana söyleyebilirim. Aslında geçmişinde ne olduğuna bakabilirim. Ama aynı şeyleri yaşamak bana ne yapar bilmiyorum. Gerçekten Araf'tan geçtiyse. Bakma. O odada bile bir baktın, neredeyse seni de kaybediyorduk, bakma. Pekala. Buna bizim kuledeki La Sombra'lar bakar. Onlara bir şey olmaz, o orayları görmüştür onlar zaten. Öyle diyorsan iyi o zaman. Akşama görüşürüz. Geceler. Gidiyor. Ben de bir kenara kıvrılıp yatıyorum ya. Pekala. Arkadaşlar, huzursuz bir sabah geçireceksiniz. Normalde sizin için uyumak ölmek gibi bir şey. Yani ölüp sonra akşam olduğunda geri dirilmek gibi bir şey. Anlamsız ve zaman sıçraması gibi. Fakat bu sefer gerçekten uyumak gibi hissettim. Ve sanki yanı başınızda bütün sabah kötü şeyler oluyormuşçasına huzursuz bir şekilde uzandım. Bu sizin için yeni bir deneyimdi. Vampirken böyle bir şey yaşamak. Ve gece olduğunda saat 8-9 gibi artık hava karardığında uyanıyorsunuz. Şimdi bana flashback ve nightmare zarlarınızı artı bir zorluk lazım. Vay canına. 3 tane 10 attım, bir tane 1 attım. Hadi gitsin. Bakalım. Kanlarınızı yakın. Akasya sen yakma. Senlik bir şey yok. Evet, güne rahatsız bir şekilde başlıyorsunuz. Bu rahatsızlık diğer sürü üyelerinizin yüzünden de okunabiliyor kolaylıkla. Huzursuzsunuz. Bu yüzümden midir? Bilmiyorum ama hiç iyi bir gece geçmedi yani. Ben size söyleyeyim. Herhalde onun yüzündendir. Hadi gidelim. Hızlıca. Aslan Bey'e mi gideceğiz? Aslan Bey, Bishop mu Aslan Bey? Hayır değil. O zaman Bishop'a gidelim. Bishop kim? Peki yani Aslan Bey mi yönlendirecek bizi? Hiçbirinizi bilmiyorsunuz. Bilen kişi Arzu'ydu. Niye Arzu'ydu? Ya, sürü liderim İdar. Biliyor bir tek. Yoksa? Hayır ama siz daha önce hem umurunuzda olmadı hem de şey ya belki karşılaştınız. Belki ritüellerde ve önemli günlerde, sabahın önemli günlerinde aynı ortamda bulundunuz ama hiç tanıştırılmadınız şimdiye kadar. O zaman Aslan Bey'e gideceğiz. Kime gideceğiz? Ben mesaj atıyorum kendisine. Aslan Bey, şimdiye kadar konuştuklarımızdan çok daha ciddi bir konu konuşmamız lazım. Mümkünse bir Bishop'ın da bize katılması lazım.
Biraz siliyorum. Bunu yazdım. Sonra biraz sildim. Mümkünse kısmına kadar geri geldim. Mutlaka bir Bishop'ın da bize katılması lazım deyip gönderdim. Pekala. Sen mesajı yazıp gönderdin. Bu sırada Tarık günlük sosyal medya dozunu alıyordu telefonundan. Kendi, birazcık teknoloji bağımlısı kendisi. Onu hissedebiliyorsunuz. Böyle bir şeylere bakarken sen de mesajını attıktan sonra bir şeyler ters gidiyor. Bir şeyler doğru değil dedi. Kafasını kaldırıp size bakarak. Aynen, nasıl? Yani bir gariplik var. Tek bir şey değil ama genel. Mesela. Bir haberleri açar mısın dedi Hamdi'ye. Hamdi koltukta oturuyordu. Hamdi kumandayı aldı, televizyonu açtı. Arkadaş. Televizyon bu haberleri açar açmaz. Evi bastı. Tabii. Zaten evi basmasalar benim oyunum olmaz yani. Benim oyunumda bir mekan varsa basılacak orası. Ben silah mı hazırlıyorum? Ters bir şeyler var dedi ya. Ya oha. Televizyona sıkıyorum. Evet. Bir haberin sonunu yakaladım. Hamdi televizyonu açtığında. Haberin sonunda sadece şu kısmını duydunuz. 10.000 ton plastik atık Akdeniz'in göbeğinde dolaşıyor. Yetkililer henüz bir önlem alındığını duyurmadı dendi ve haberin sonu buydu. Sonra şey, görüntülerden sonra şey böyle deniz görüntüleri, işte sahil görüntüleri ama şey ortalıkta atık yok yani. Hani random çekilmiş görüntüler, böyle alelacele çekmişler. Bir sonraki habere geçiyor sunucu. Bir sonraki haberde önce bir klasik başlangıç yapıp haber konseptine uygun Eyfel Kulesi'nin bir resmini gösteriyorlar. Ve spiker konuşmaya başlıyor. Fransa'da bulunan ve basınçlı su reaktörüne sahip Saint-Laurent B1 istasyonunda radyasyon sızıntısı olduğu tespit edildi. Nükleer Denetleme Kurumu'nun sızıntının ciddiyetini uluslararası nükleer ve radyolojik olaylar skalasında 5. sırada değerlendiriyor diye habere başlattı. Bir nükleer reaktörün şeylerini görüyorsunuz. Uzaktan görüntülerini görüyorsunuz. İşte böyle hazmat kıyafetli kişilerin böyle etrafta dolaştığını falan görüyorsunuz. Böyle klasik haber görüntüleri görüyorsunuz. Sonra bir tane açıklama yapmaya işte Fransız bir bilim adamı çıkıyor. O böyle Fransızca konuşuyor. Kısılmış sesi üzerine Türkçe çeviriler koymuşlar. Böyle boş konuştuğu bir haber. Bir süre devam ediyor, geçiyor. Ondan sonra tekrar deniz kirliliği üzerine bir haber yapılıyor. Özellikle Marmara Denizi'nin çok felaket bir durumda olduğuna dair bir haberden sonra başka bir Avrupa ülkesinde yine bir toksik atık zehirlenmesi sonucu komple bir köyün karantina altına alındığı haberi yapılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Ana konsepti anladınız. Haberler böyle böyle devam ediyor. Ya hep bir zehirlenme, hep bir kirlilik. En son bir haberde de bir süre izliyorsunuz. Yaklaşık bir saat kadar izleyeceksiniz. Tarık izlemek isteyecek. En son haberde İstanbul'da başlayan yeni bir salgın hastalık haberi yapılıyor. Ben bir şey atmak istiyorum. Account. Bu işte bu uyandırdım dediği kişi şahsiyet çok üst düzey bir hani ilk şey vampir ya. Bunun gelmesi dünyada böyle daha önceden böyle şeyler olmuş mu? Hani bunların uyandığı zaman böyle şeyler mi oluyor? Bu olayların onunla bir bağlantısı olabilir mi? Bu tamamen senin üzerine teori kuracağım bir şey. Çünkü bu olan bir şey değil. Yani bu üzerine bilgi edinebileceğim bir konu değil. Yani hiç böyle efsane falan yok mu? Mesela uyandığı zaman böyle olur. İşte şöyle kıyamet kopar, böyle
Ne bileyim. Ya tabii ki var öyle şeyler. Kutsal kitaplarda bile var. Hani öyle bir şey olduğunu varsayabilirsin ama tamamen bir varsayım. Ya yani bunu şey değil hani böyle bir uyanınca kesinlikle bu olaylar olur diye bir şey yok. Hikayeler, efsaneler, söylentiler. Dasomura camiasında genel inanış nasıl bu konuda? Yani biraz daha çünkü hani biraz daha personal ya bu bizim için. Hani ilk Dasomura falan hani böyle bilmiyorum var mı bir şey. O profesiden şu bize daha uygun geliyor gibi inandığınız bir şey. Abi bu senin ne kadar, bunun hakkındaki bilgin senin ne kadar La Sombra arkadaşlarınla yani eskiye yönelik vampir tarihine dair olaylara ne kadar böyle hani felsefi konuşmalar yaptığınız, ne kadar sorguladığınız oturup böyle elit elit kanınızı yudumlarken modik şeyi, tarihi nasıl hani böyle konuştuğunuza dair değişiyor yani. Bu, ne kadar yaptın bunu? Hiç yapmadın. Sen daha çok milliyetçi ve şey bir karakterdim. Yani Türkçü bir karakterdim. O yüzden hiç böyle acaba 2000 sene önceki La Sombra'lar nasıl yaşıyordu falan diye bir konuşma yapmadım. Hı hı. Çok makul. Bir hayır, sonraki haberde İstanbul'daki salgın haberinden sonra İstanbul'da yine bir eylem haberi geliyor. Bir yerine de bakayım. Arkadaşlar bu salgından sonra salgının başlamasıyla bu arada şey dedim. Pandemi değil, endemi. Şu an İstanbul'da sadece görülen ufak bir kırgınlık gibi diyelim. Böyle korona değil yani şu an olan şey. İnsanların panik olmasından sonra bir grup hastanelere akın ediyor. Beylikdüzü'nde hastaneler hizmet veremeyince olaylar çıkıyor, olaylar büyüyor. Sonra olaylar biraz daha siyasi ve politik bir hal alıyor ve bir eylem başlıyor Beylikdüzü'nde ve yani bugün başlamış. Öğlen saatlerinde başlamış, şu ana kadar da gitgide büyümüş. Yani şey azalmıyor eylemin gidişatı şu an. İlerliyor. Olaylar böyle. Haberlerimiz bu kadar. Mesaj geldi mi ya bana? Evet, sana bir mesaj geliyor. Mesaj diyor ki bugün bir görüşme olmayacak. Yarın bir toplantımız var. Ben size zamanı söyleyeceğim. Denizden uzak durun. Bütün La Sombra vampirleri için sahile yaklaşmak yasaklandı. Bir sonraki habere kadar. Yemin ediyorum hepimizi öldürecekler. İçimizden geçecekler. Bunu atalım. Bak, bunu denize yaklaşmak yasaklandı bize. Haberin olsun. Bugün görüşme olmayacak, yarın toplantımız var diyor. Ben size haber vereceğim diyor. Cevap yazıyorum. Tarık, ben karşı çıkacağım bugün görüşmemiz lazım diye. Bundan bahsedeceğim. Bunu mudur? Uygun değil bence. Bir gün daha bekleyebiliriz. Ölümsüzler için sabırsız olmak eksik olarak gözükür. Tamam da şimdi bizim bildiğimiz bilgiyi onlar ama öğrenmiştir zaten. Öğrendiklerini sanmıyorum ama bence yani saygısızlık olmasın diye bir gün daha bekleyebiliriz. Bir gün uzun bir süre değil. Ne kadar açsınız?
Gizem ben açım dedi. Ben de açım. Hadi çıkalım. Ben de açım. Ama şunu diyeceğim. Bence biz bugün çıkmayalım. Yani yakınlardan bugünü geçiştirecek kadar besin bulup bugün evden çıkmayalım. Bu Ogeday'ın içinden çıkardığınız küpkin değil. Ben de. Ogeday'daydı diye hatırlıyorum. Evet, çıkarttım. Nerende? Elim de şöyle. Yok. Şöyle küp. Küpün etrafında yanında kum taneleri oluşup elinden düşmeye başladı ama şey hani elinde sanki böyle şey sonsuz bir kumsal tutuyormuşsun da şöyle eğmişsin ve kumsal önüne dökülüyormuş gibi kum dökülüyor şu an. Bir anda oldu bu. Geri kaldırıyorum şöyle durdu mu? Hayır. Şey belli bir yerinden değil her yerinden dökülüyor kumlar. Sürekli dökülüyor. Kum dökülüyor. Evet. Ananı satayım. Küpe bir şey oluyor. O ne oğlum? Ne bileyim. Size kumsal yasak olunca kumsalı buraya getireyim dedim arkadaşlar. Siz gitmediniz ben getirdim. O yüzden yasak değil yani. Lan oğlum bu kuma dönüşüyor. Hala akıyor değil mi böyle? Şarıl şarıl kum akıyor. Lan ne yapacağız? Kumla dolduracaksın yapma. Lan ben bir şey yapmıyorum. Atayım mı camdan? Çabuk karar ver. Bak bu bina bunu taşımaz. Vallahi taşımaz. Durdu bir an. Gizem. Durdu. Aha durdu. Yerde şöyle bir öbek, ufak bir tepecik kum var şu an. Ben bu kumu hiç ayrı alamet yormuyorum. Bir şeye toplayıp böyle bir battaniye olur onun üzerine koyup böyle camdan dışarıya serpeceğim. Pekala. Sen bir örtü alıp geldin. Geldiğinde kumlar şöyle bir kıpırdadı. Böyle canlı bunları. Seni alıyor mu ağzımdan? Uzandığında bir anda kumlar gözünü açtı. Fark ettin ki kumların içine gömülü bir kafa var gibi. Ve o kafanın etrafındaki kumlar şöyle üzerinden döküldü. Şu an sana bakan kumdan yapılmış bir kafa var. Gözlerini açıp sana bakıyor. Kimsin lan? Kimsin? Sadece bir feminen bir figür olarak gözüküyor. Yüz hatları o kadar belli. Şey gibi düşünün. Böyle kar yağdığında kafanızı böyle kara sokarsınız ve suratınızın şeklini çıkarırsınız ya. Onun tersten kum versiyonu gibi düşünün. Harika. Ben bakıyorum. Kimsin sen? Çekiyorum. Nesi sen? Bir elimde şey var mı böyle kalem malem bir şey? Böyle masadan bir şey, herhangi bir şey. Alabilirsin, safta var bir şey. Uzun bir şey böyle. Dürtüyorum şöyle. Şimdi dağılıyor ama hareket etmeye devam ediyor. O dağılan kısmı dağılmış kalıyor ama hareket etmeye devam ediyor. Sizi duyamıyorum, sizi göremiyorum. Ama beni bulduğunuza göre yanıma gelin. Yere batan sarnıcındayım. Dedi. Sonra tekrar dağıldı. Surat. Bu surat tanıdık geliyor mu? Ne? What? Hayır, surat sadece feminen olduğu anlaşılıyor. Herhangi bir kimseye benzemiyor. Okay. Yüz ayrıntıları yok. Ya yemin ederim side quest üstüne side quest yeter be kardeş. Gidelim mi? Gidelim hadi ben çok merak ettim. Biz gidemeyiz. Acaba az önce bugün evden oğlum, çıkmayalım diyordum. Denize yakın değil ki orası. Denize gitmeyin dedi. Sahilden uzak durun. Geçmeleri lazım. Deniz şimdilik yasak. Yere batan sarnıcı bize da sombralara her zaman yasak. Niye? Aha düştü.
Ben gelmem dedi, çıktı gitti. Bizi sabata kabul ettikleri zaman, siz sabat oldunuz, aramıza hoş geldiniz demeden önce adamlar yere batan sarnıcınla gitmeyin dediler. Ya ama. Sorgulamak bana düşmez. Bir hani biz olduğumuz zaman, konu biz olduğumuz zaman çok saçma nedenden olabiliyor yani. Mesela bak, neden aynada gidiyor? Biz gidebiliyor muyuz diye dönüp şeye soruyorum. Bahar'a. Yani bana öyle bir şey denmedi. Bana da denmedi. Peki bu şey, yere batan sarnıcı sabat mekanı mı? Ha? Sabat'ın da Camarilla'nın da girmediği bir yer. Girmediği bir yer. Yani özellikle hak iddia etmediği bir yer ama üzerine çok düşünmedim yani. Hak iddia edilmesi için bir sebep olduğunu görmedim ben de orada açıkçası. Ama Eminönü Sabat bölgesi olduğu için teorik olarak yere batan sarnıcı da Sabat. O zaman gidelim hadi. Oğlum dünya deliriyor. Sen diyorsun ki yere batan sarnıcına gidelim. Oğlum, bir gün daha bekle ya. Adamın biri kumdan çıktı, gelin yanıma dedi. Yani bence gitmemiz lazım. Dost mu düşman mı belli değil. Daha bak, geçen gün diyordun Arzu gideceğim dedi, gitti öldü diye. Bilmiyorum, bu benim içimden çıktı oğlum. Çok değişik bir şey. İçinden çıkan biri gel bana diyor. Düşün yani, iç ses gibi düşün bunu. İç sesim konuşmuş gibi düşün. Yani Hamdi ile ben zaten gelemiyoruz. Ya dedi Hamdi. Yere batan sarnıcına gitmeyin gitmeyin dediler de. Yakınlarındaki çoğu yere gidiyoruz. Mesela Ayasofya'ya gidiyoruz atıyor. Gidelim kapısında bekleyelim yani. Hani madem giremiyoruz, madem girmeyin dediler. Ha 3 dakikalık mesafesinde Ayasofya'ya girmişim. Ha 1 dakika ötesinde sokakta kapısının önünde beklemişim. Ne fark eder? Yani. İyi. Bir tane birisi geldi, her şeyimizi biliyor ve diyor ki ben sizin orijinal olanınızı uyandırdım. Ondan sonra bunun üstüne 8 saat geçiyor. Hatta artık gün kaç saatse 8 saat geçiyor. Sonra bir uyanıyoruz, bakıyoruz ki yeni bir hastalık çıkmış. Aslan Bey bize diyor ki denize yaklaşmayın. Bütün La Sombra'lara yasakladık. Tamam. Ondan sonra Marmara Denizi bok olmuş. Akdeniz'in ortasında Pasifik'teki kadar çöp varmış. Bir günde. Sen de diyorsun ki gel gidelim abi ne olacak diye, böyle teknik olarak orada değiliz diyorsun şimdi yani. Pehlivan. Seni severim ama bazen gerçekten aşırı vizyonsuzsun ve hiç La Sombra gibi düşünmüyorsun. Bence sen hala Efsuncu halindeki gibi, o tatlı dünyandaki gibi dünyaya bakıyorsun. Oğlum, La Sombra klanına kim neyi yasaklıyor? Çıkıp ve bunca bilgiye aç. Tamam mı? Bu kadar güce aç. Soydaşlara sakın suya yaklaşmayın dendiğinde sence ne yapacaklar? Gerizekalı herif. Ne yapacaklar? Yaklaşacaklar. Evet, suya yaklaşacaklar. Ya ölecek bazıları tabii de. Yasaklar sadece bize yasak zaten. Ben bu işi anlamadım ki, yasak kurallara uyan da bir tek biziz. Ya bir şey söyleyeyim mi? En çok korkan da biziz ha. Bak, korktuğumuz için çocuğumuz olmayacak, öyle diyorlar. Oğlum gidelim vuralım ya. Ben hazırlanıyorum. Deyip böyle vücuduma C4 falan bağlıyorum, tamam mı? Hani ben öleceksem benle birlikte oradaki herkes olsun. Sarnı çıkılsın falan diye. Bu C4'leri nereden buluyorsun ya? Sen... Şey getirdi ya bana. Oğlum daha hiç kullanamadım ki C4'leri. Sen şey, her bir yere giderken bağlıyorsun, her geri geldiğinde geri çıkarıyorsun. Aynen yani. Tam olarak.
Şimdi Hamdi iyi diyorsun, iyi diyorsun, güzel diyorsun da az önce Aslan Bey dedi yaklaşmayın diye. Ben Aslan Bey'in lafına dümdüz mü karşı geleyim şimdi? Kusura bakma da Aslan Bey'in de amına koyayım. Yani bu herif şimdiye kadar sadece laf olmak dışında ne yaptı? Tamam, sana bir kere yardım etti. Büyük de yardım etti. Aklını başına getirmemde. Eyvallah. Buna bir şey demiyorum. Ama bu herif gerçekten bizim işimize yarayacak, ne yaptı? Bu adamın sadece laflarını biliyoruz. Bu adamın biz ne yaptığını da bilmiyoruz boş vaktinde. Bu adamın sabat için ne yaptığını bilmiyoruz. Bu adamın neden infernalistlerle bu kadar içli dışlı olduğunu da bilmiyoruz. Bu adamın neden evinin ortasında tam içi kan dolu, mistik olduğu, her halinden belli bir kuyu olduğunu da bilmiyoruz. Bu adam hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Ve sadece bize bütün herkesin sattığı gibi bu ülkede iki milliyetçilik, iki cumhuriyet, iki Türkçülük sattı diye bir anda güvenilir mi oluyor? Şöyle ben sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Siz ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum da. Ben bu kendime geldiğim zaman bu öldürdüğüm adam vardı ya hani bu infernalistlerin şahidi. O bana anlattı aslında bütün her şeyi. Beni bilinçlendiren oydu. Aslan Bey onun söylediği biriydi. Bütün bu infernalistlerin ondan korkup saklandığını onun adını duydukları an bile tedirgin olduklarını söylemişti de ben o yüzden bulmuştum aslında. Hani infernalistlerle içli dışlı değil tam karşı tarafında bir de şey yani korkuyorlar adamdan. Adı geçtiği bile zaman bile tırsıyorlarsa demek ki o adamda bir şey var yani. Onu diyorum işte, bu adamda bir şey var. Bu dünyada bir şeyi olan kişiler genellikle o şeyi böyle toz pembe hayallerle elde etmiyorlar. Etmiyor da işte şimdi bu adamın kardeş bilmiyoruz yani bilmediğimiz şeylerde de ne bileyim şimdi adam güçlü demek ki herkes Ben öp dedi onu mi diyorum işte. Ben de onu diyorum. Kaç gündür Aslan Bey'le Aslan Bey. Biz bu adam hakkında ne biliyoruz arkadaşlar? Hamdi kuleye gittik orada da bu tavrı takındın tamam mı? Hani bir şey de demiyorum. Ben diyemedim. Sen dedin iyi oldu tamam mı? Ama yani bir baktım yanımdasın. Bir baktım yanımda yoksun. Amına koydular. Kim bilir ne yaptılar ben seni geri alana kadar. Adamların istediği şeyi yapana Ben kadar. geliyorum, sizi duyuyorum ama buradayım. Şimdi bak bunu eğer diyorsan ki Aslan Bey oraya nasıl geldiyse ben de öyle yapacağım. Ben de şey olacağım. Tam yaparız. Ama bugün zamanı değil. Bilmiyorum, biraz kafam karışık. Biz bu şekilde öğrenmemiştik biz. Evet, sonradan belki dünya görüşümüz değişti ama arzuyu kaybettikten sonra bir şeyleri tekrar hatırlamaya başladım. Biz bu değildik pehlivan. Bizi bu hale onlar getirdi. Ve onlar bizim düşmanımızdı. Ya sombra var mı? Bu hale gelmek bizim Onlar hakkımıza ne söyler? Ya son da var. Bu hale gelmek bizim hakkımıza ne söyler? Bizim karakterimiz hakkında ne söyler? Hiç düşündün mü? ne söyler? Eğer zaman ne demek istediğimi biliyorsun. Eğer zamanında kaybetseydik ve şu an tanımadığımız, bilmediğimiz bir yerde doğup Yunan isimlerimizle yaşıyor olsaydık, Yunan bir hayat yaşıyor olsaydık, bu sana ne hissettirirdi? Peki La Sombraların bize yaptığı bundan nasıl farklı? Ya hadi yürü gidelim. Bunu ne yapacağız içeride?
Bana kalsa öldürelim gitsin. Ne değildir, nedir, ne değildir bilmiyoruz. Zaten dünyanın çivisi çıkmış. Kumlar konuşuyor. Hastalıklar, eylemler, bilmem neler. Kim bilir kimin oyunudur, kim bilir ne tür mistik bir saçmalıktır. Yok edelim gitsin. Ya dediği doğruysa, ya bizden biriyse. Eğer gerçekten haber bizden biri olsaydı, bizim lafımıza güvenirler belki. Eğer gerçekten bizden biri olsaydı paylaştığımız kan bağını o da paylaşıyor olurdu. Dur. Bence öldürmeyelim. Çünkü bizden olup olmadığını bilmesek bile kendisi bir sabat. Eğer sabat olduğuna eminsek en azından o zaman konuşması için bir şans verelim. Eminiz. Dün baktık gizemli. Tamam, o zaman yarın karar verirler ne yapacağız? Doğru mu söylüyor, yalan mı? Bak Hamdi, sen dünyada en uzun süre vakit geçirdiğim yegane insansın. O yüzden gidelim diyorsan seninle geleceğim. Buna kadar da arkanda duracağım. Ama benim için rahat olmayacak. Az önce Tarık dedi. Sabırsızlık bizim varlığımız için kötü bir şey diye. Durun. Şunu bir götürelim, konuşturalım toplantıda. Sonraki gün gidelim yere batan sarnıcına. Pekala. Ne yapacağız? Böyle boş boş oturacağız mı burada? Benim bir fikrim var. O gelersen gidip, madem biz sahile gidemiyoruz, bize bir şişe tuzlu su, bir şişe kum, biraz çakıl, biraz yosun getirebilir misin? Belki de ne olduğunu anlamak için oraya kadar gitmemize gerek yoktur. Tamam, getireyim. Eğer sahil bize gelemiyor, biz gidemiyorsak sahili bize getir. Tamam, bu kumu kullanırız işte, bu kum yetmez mi? Kum olduğu belli değil, o kum mu değil, o da belli değil. Şimdi bunu bir süpürgeyle bir çeksin, bir şey yapın. İzlem şunu bir hallet dedi. Zıplattı süpürgeyi aldı. Eğer bu evi yakmaya okeysek, ben komşulardan birkaç tanesini buraya çekeyim. Ben koca apartman site içinde. Bence de burası fena değil ya. Tamam, o zaman başka türlü beslenelim. Tek tek çıkıp bakkala falan gidelim. Tamam, benim evimde. Neyse. Sen susar mısın? Kapat gözlerini. Kapat. Evet. Arkadaşlar, tek tek çıkıp avlanıyorsanız bana bir with survival atar mısınız? Ben hemen şişe de bana getireyim, ne olur. Hem de istediklerini yapça getir. Yani deniz suyu yok. O zaman bitsin. Streetwise de olur. O da yok. O zaman şehirde işinle kardeşim. Çık git şehirde. Bir success. O da 10. Çıkan. 2. Benim 4 saksesim var. Sen lıkır lıkır hiçbirini daha kuru üzüm yapıp atıyorsun galiba. Yok. Dolduracağım ama yani bir kişiden değil. Doldur. O geday sen. Bana yetmedi ya. Sokak arasında kimsesiz veletlerden besleniyordum. Sonra polis girdi ortama. Böyle zar zor açtım. Senin şeyini, tipini görmediler ama böyle bir ortalık bir anda karıştı. Biraz gergin bir an diye. Ya ben bu polislerden çektiğim nedir ya? Gideceğim, atlatacağım. Bana oldu. Ha, bana mı? Sen fulledin. Ben iki kanı alabildim ya. O yüzden diyor bence. Bana oldu yani. Evet, o zaman
Ben diğer istedikleri malzemeleri getiriyorum bunlara. Sen pehlivan daha fazla avlanmayı deneyecek misin? Öyle olunca nasıl oluyordu? Zorluğum bir mi artıyordu? Evet. Deniyorum ya. Hadi bir boşla o zaman. Uçlarsam çok kötü olur gerçekten. Bir success daha. Hadi bir 3 kan reslam bu sefer. Bu yeter bana. 3 kan daha beslendim. Aggravated damage'larımdan birini daha siliyorum. Eve dönüyor musun? Evet. Eve döndüğünde sen de o kadar yeni yeni döneceksin. Şey, Tamam. Musaf gezintisine çıktığın için. Diğerleri de yavaş yavaş toplanacak. Sorunsuz avlandı herkes. Bir şeyde kovada diyelim kum, çakıl, yosun ve deniz suyu getirdim. Orta Şöyle. sehpanın üstüne koyuyor, çatlıyor. Salona toplandınız hepiniz. Ortam biraz gergin. Ortadakinin sıradan bir deniz suyu olmasına rağmen. Kokluyorum ya şöyle. Güzel kokuyor. Seni biraz şey yaptı. Etkiledi kokusu yani hoşuna gitti. Şöyle bir Tarık yaklaştı. Ve elini kovaya daldırdı, suyu şöyle bir hareket ettirdi, şöyle bir şıp şıp yaptı. Elini kaldırdı, baktı, kokladı, bir diline sürdü. Yaptı sonra leş gibi deniz suyu. Bok mu döküyorlar, ne döküyorlarsa. Bütün İstanbul sıçmış resmen boğaza yani. Tadı ağzıma geldi, Allah kahretsin dedi, gitti oturdu. Niye ağzına su? Hamdi, bir de sen koklasana. Hamdi şöyle yaklaştı, o da bir kokladı. Sen Kokladığında şöyle ağzına bir koyma kafasını Hamdi. yana eğdiğini fark ettim. Refleks olarak şöyle bir kafasını yana eğdiğini fark ettim. Hoş kokuyor. Bana da çok güzel kokuyor. Ben de kokladım Dedi. Bok kokuyor. Bok ve yosun kokuyor abi. bir. Hiç de güzel kokmuyor oğlum Ve tuz. sizin. Ne oldu lan burnunuz? Korona mı aldınız? Koku mu alamıyorsunuz? Bir leş gibi kokuyor işte normal. Deniz kokuyor, İstanbul boğazı kokuyor. Bu peki yani nasıl diyeyim böyle çiçek kokar gibi mi güzel kokuyor yoksa hani böyle karnım acıktı kan gibi mi güzel kokuyor? Sanki bundan yıllar yıllar önce unuttuğum bir geçmişte sahilde güzel bir sahilde ağaçların gölge düşürdüğü böyle kumlara ayaklarını sapladığında bir rahatlama hissettiğim bir sahilde yanında karım ve çocuklarımla yaşadığım ufak bir tahta kulübede dinlenirken deniz havasının kulübeye vurduğunda burnuna gelen o güzel taze tuzlu kokuymuş gibi geliyor burnuna. Hamdi, denebilmiyorum ama bu bana kendimi insan gibi hissettiriyor. Şekilde söylemek istememişti ama evet, sanırım öyle. Ben bir gerildim, biraz geriliyorum gerçekten. Bu adam geriye doğru çekiliyorum. Bence onu götürelim, dökelim bir yere. Tarık sen ne yapmak istiyorsan buyur ben çok muhatap olmak istemiyorum. Gizem bir bakar mısın dedi Tarık. Gizem geldi, gözlerini kapattı. Damarlar çıktı gözlerin etrafında. Kırmızı gözlerini açtı. Suya baktı. Sonra böyle biraz daha yakından baktı. Böyle elini daldırdı, avuç içine biraz su aldı. İyice yakından baktığında. Bir şey görüyorum ama çok az. Yani nasıl diyebilirim? Bir kova simi
kocaman bir okyanusa boşalttığını ve sonra okyanustan bir bardak su alıp içinde ne kadar sim olduğuna bakmak gibi. Bunu görmeni kolaylaştıracak bir şey var mı? Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Sanırım bunun en mantıklı yolu denize girmem. Eğer ama denizde böyle bir şey varsa, boğazın kontrollerine sahip Aslan Bey neden söylemiyor da biraz sonraların oraya gitmesini yasaklıyor? Demek ki bir şey yapamıyorlar. Peki neden nedenini söylemiyorlar? Neden sadece gitmemeniz gerektiğini söylüyorlar? Bilmiyorlar çünkü. Eğer bilmiyorlarsa neden gitmelerini söylüyorlar? Engellenemeyen bir şey var. Mesela orada bir ateş var. Ben o ateşin yanmasını engelleyemiyorum mesela. Ben sana diyorum ki oraya gitme. Tamam da o zaman ateşe gittiğinde yanacağını bilirsin. Tamam, bunda ne olacağını bilmiyor belki ha. Onu da bilmiyor ne yaptığını, ne ettiğini. Tamam da o zaman neden böyle bir uyarı yaptılar? Ne gördüler ki bir anda tamam denize gitmelerini söylediler? Kesin biri gitti, bir zarar görmüştür. Tamam da ne gördü işte? Bunu niye söylemediler? Yandı, öldü, kül oldu, acı çekiyor, delirdi. Hiçbir şey söylemedi. Belki insana söyledi mi? Düşmüştür. Söylemedi. Sen mesajda sadece yasak dedin. Şu kanıma bakar mısın ya? Gün içinde düştükten sonra. Ya da bir parmağımın ucunu kesiyorum. Bir şimdi bak diyorum. Ne yapıyorsun? Suya mı yapıyorsun? Bunu yapacağım ama önce bir de şey gösteriyorum. Normal gösteriyorum. Hani parmağımdan çıktığı şekliyle. Şimdi bak diye. Sonra da suya damlatıyorum. Yakından inceliyor. Tamam diyor. Suya damlatıyorsun. Suya damlattığında tekrar suya bakıyor. Bir süre bakıyor. İyice bir yaklaşıp bakıyor. Bir fener bulabilir misiniz bana diyor. Telefondan açıyor. Telefonu alıyor, kovanın içine sokup o ışığı vururken iyice yaklaşıp suya bakıyor. Yani kanın kayboldu. İnsan kanına falan dönüşmedi. Doğrudan kayboldu. Parıltıya dönüştü. Az önce suda çok azıcık gördüğüm parıltılardan bir tanesine dönüştü. Parıltı dediklerin kül olabilir mi? Hayır, parıltı dediğim şey büyü. Abi benim fikrim bir şey. Şimdi bakın, böyle durumlarda otoriterinin bir şey bilmemesi, bir şey bilmediğini açıklaması kaosu doğurur. Tamam mı? Hani kalkıp da hani bir hükümet yetkilisi olan olaylar hakkında benim bilgim yok, böyle böyle bir şeyler oluyor dediği an halk galyana gelir. Bu bizim toplumumuz için de geçerli. Arslan Bey gibi ya da ne bileyim diğer yöneticiler kimse. Boğaz'da bir şey oluyor. Ben bunu bilmiyorum dedikleri zaman sıkıntı yaşanır. O yüzden de bilmiyorum diyemedikleri için yasaklıyorlar. Bir ara verelim mi? Aradan sonra devam edelim. Pekala. Siz o sırada düşünün. Aradan sonra buradayız arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın.